Evet, bu kitap yönetim kurulu faaliyet raporu. Bu kitapları 3 dakikada özetleyeceğiz. Başlıklar haline geçeceğim. İyi bir çalışma yapmıştım ama sadece yönetim kurulu faaliyet raporu üzerinde konuşacaktım. Gruplar adına konuşmak isterdim. Ben cevap da söyleyeyim. Konuşurdum. Ama yönetim kurulu faaliyet raporu üzerinde görüşeceğim. Önemi bildireceğim size. Değerli arkadaşlar, öncelikle bizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eski bir oda başkanı olarak, eski bir öğrencisi olarak herhalde hocam da torpil geçer biraz aslında. 3 dakikadan 5 dakikaya çıkartır bile sanki. Hürmet, sınıfı geçmen için torpil yaptım. Burada torpil yapalım. Değerli arkadaşlar, yönetim kurulu faaliyet raporunu incelediğimiz zaman tabii 2013-2016-2019 mukayesesi vardı. Buna girmeyeceğim. Sadece bu döneme baktığımız zaman, kararlara baktığımız zaman kararlarda 63 tane muhalefet şehri büyük o çöplüğe alınan karar var. Yönetim kuruluna soruyoruz. Bu 63 tane açıkçası da nedir? O çöplüğe alınan karar. Bir şey ilişki daha var. Yönetim kuruluna da geleceğim. Yönetim kuruluna da konuşacağım. Yönetim kuruluna da 53 yazıyor. Hangisi doğru? 63 mi doğru? 53 mi doğru? Raporlara bakın arkadaşlar. Kitap bir böyle diyor. Muhalefet şehri 53 diyor yönetim kurulu. Yönetim kurulu 63. Yönetim buradan buradan açıklamasını bekliyorum. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir konu var. Gerçekten faaliyet raporunda incelediniz mi? Olayı mali müfettişi incelemiş. Neler tespit etmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Hiç baktınız mı? Size söyleyeyim başlıklar halinde. 361 yerin çalıştanlar listesinde yer almadı. 45. madde, yasanın 45'ine aykırı hareket etti. İş yerini terk ettiği halde 35 üyenin çalışanlar listesinde kayıtlı oldu. Terk etmiş gitmiş ama çalışanların listesinde var. Vefat eden üye 9 üye. Üyede vatandaşlıktan çıkmış. Bunlar da kayıtlı görünüyor orada. Büro açmadan ev adresini, bize yasak ev adresini gösteren yine 7 üye meslektaş var. Maliye müfettişi raporları bunlar. Koymuşlar arkadaşlar sağ olsun. Şeffaflık bu işte. Yönetim kurulu bunu faaliyet raporuna koymuş. Açık için sayfada var. Büro açmadan ev adresini göstermiş. O da çalışanlar listesinde meslekli faaliyette bulunan 10 yanın 9 tanesi çalışanlar listesinde kayıtlı olmadığını bir kişinin de meslek mensubu olmadığını daha ileriye gidiyor çalışma müfettiş. Diyor ki bazı meslek mensubu 10 tane 9 tane ne almış? Elektronik şifre almış, beyanname gönderiyor. Oysa odada kaydı yok. Üyeliği yok. Bunlar önemli şeyler. Yeni gelecek yönetimler bunlara dikkat etmesi lazım. Önlem alması lazım. Ne yapmış arkadaşlar? Kısa geçeyim burada bak. Kaç kişi? 853 kişinin hakkında diyor, disiplin koşturması yapılıyor. 853. Haydi bakalım yeni gelecek disiplin kurulu. Ne yapacaksın? 853 kişiyle uğraşacaksın. Çağırması, davet etmesi, yazı yazması pek bir sorun. Bunlar nasıl çözüm bulacaklar? Bunları çözmeleri lazım. Yine aynı şekilde bir de ayrıca arkadaşlar hocam vallahi daha denetim kurulu yine konuşacağım. Bana cevap verecekler denetim kurulu. Öyle rapor yazmak olmaz. Denetim kurulu ciddi rapor yazacak arkadaşlar. Hocam iki dakika. Şimdi bak benim burada şeyler de vardı arkadaşlar. Disiplin kurulu çalışması vardı. Kaç kişiye sorumluluk raporları yazılmış. Tamamen bizim disiplin kurulu maliye ve sosyal güvenliğin sorumluluk raporlarıyla uğraşmış. Yani meslekle uğraşamamış. Meslektaş haksız rekabetle uğraşamamış. Devlet adına çalışma yapmış. Denetim kuruluna geleceğim hocam, atlayacağım. Çok şey var. Denetim kurulunu cevap bekliyorum ben denetim kurulundan da. Yüz kısa toplantı yapmış aynı yönetim kurulu. Aynı mutabakat koymuşlar. 53 adet şehit var. Orada 63 adet var. Yine denetim
kurumu demiş ki odanın iç yönergesine göre aykırı hareket ettiniz. Odanın iç yönergesine göre aykırı. Yani komisyon başkanına bahsettiniz diyor. Peki arkadaşım bu düzelmedi mi? Denetim raporu onda yaz. Bunu yazdık. Arkadan da bir yıl sonra oda yönetim kurulu komisyon başkanlarını çıktı. Bunu da yazacaksın raporda. Tek tarafı olmayacak. Sen bozuyorsun panel, bilmem ne, odanın iç yönergesi var, harcama yönergesi var. Buraya kaç kişi gitti, bunları da yazacaksın. Kendinize geldiği zaman bir şey yok. Son Konya toplantısına 9 tane adam gitti. İç yönergeye aykırı. Ama yazmıyorsunuz yönetim kurulu olarak bunu. Niye yazmıyorsunuz? Peki arkadaşlar... Biraz son sayfaya geldim. Son söylüyorum burada. Yönetim kurulu eski başkanı var burada, Halik abi. Devreden şey yazıyor arkadaşlar. Bunlardan bile bilgi vereceksin. Bir önceki yıl Bursa 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi. Davalar var o da adına. Taraf olmuş veya olmuş. Bunlar ne oldu denetim kurulu? Raporunu yapsana. Yeni açılan dava var mı? Yönetim kuruluna soruyorum. 2019'da yeni açılan dava var mı o da adına? Ve onun taraf olduğu dava var mı? Bunları genel kurula bilgi vermeniz lazım. Niye bakmıyorlar bunu? Bir önceki raporda var. Ne oldu bunlar? Değerli arkadaşlar, ciddi çalışacağız. Her şey ciddi. Faaliyet raporu yaparken de ciddi yapacağız. İşte o da meclisi koyuyorlar. Arkadaşlar başkanlık civarı bir iki şey yazın ya. 4 tane resim koyuyorlar. Halsız rekabet kuruluna bakıyorum. Yönetmenliği koyuyor. Bir önceki dönem var yani şurada. 2002'deki şey de var. 2003'te de aynısını koyuyorlar. Sırf yazı yazmamış. Özgün yazılarınızı yazın. Neler yaşadıysa bunları yazın. Bu anlamda yani benim daha konuşmam çok vardı. Bir ikincisi de farklı şeyler de söyleyecektim. İtibar diye evet. Meslek kanunun itibarı yok. Size bir örnek vereyim. Kimliğiniz var. Yarın o da seçimlerde kimliğimizi uygulanamıyoruz. Nasıl iş bu? İtibarımız var mı? Kendi kimliğimizde o da seçimlerde uygulanamıyoruz. İki, yeni şeyler yaratmak lazım. İnsanlar bu seçimlerde baktım, çok dikkatimi çekti bütün odalarda. Aa, balar yemeğe döndü ya. Vaatler. Çünkü genel seçimlerde çok vaatler oldu. Soğan, hatta ne tanrım satış mağazaları açıldı. Bizimkiler de aynı pazar yeri gibi. Bütün odalar. Hocam tamam geçiriyorum. Bütün odalar bunu yaptı. Peki yapabilecek misin? Kaynağın var mı? Yok. Niye bunları yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu kadar şey verilir mi? Şunu almayacağım, bunu almayacağım. Popülist politikalar bunlar. Gerçekçi politikalarla hedeflerinize, vizyonunuzu koyup öyle gitmeniz lazım. Popülist politikalara bir yere gidiyoruz. Mesleğin sorunu ne var? Şunu söyleyeyim hocam son olarak. Siz de belki üniversitede söylersiniz. Mesleğe yeni bir şey getirmemiz lazım. Büyük bir sebep diyor da yalan iftihaller. Kadınlar, kadın meslek mensupları var. Doğum yapıyor, kaza geçiriyor. Arkadaşlar bir yasa var, iş kanunu var. Doğumdan önce SSK kanunu var, doğumdan sonra raporlar var. Bizim meslekte var mı? Bayan meslek mensupları. Beyanlamayı nasıl göndereceksin? İşte bunlar olay iptalın içine girmesi lazım. İki, yine aynı şekilde eğer çözüm üretmek istiyorsak yeni bir vali müşavirlik sistemi kurmamız lazım. Yardımcı vali müşavirlik getirmemiz lazım. Bunun da ücreti, asgari ücretin bilmemesi olabilir. Yeni ruhsat alan meslek mensupları bir yıl bizim meslek mensubu yanında yardımcı vali müşavirlik yapacak. Onun tüm haklarına sahip olacak. Kaza geçirse de işte bir anda beni gönderebilecek. Oyunu da yapsa. Hepinize saygılar sunuyorum. Biraz daha çok mutlu fazla ama. Evet, teşekkür ediyorum. Bu söylediklerini yazılı olarak divana ver de tutanaklara geçsin.